Herkese selam arkadaşlar. LCS'de 14. bölümde karşınızdayım. Artık 2. kısımla 3. kısım arasında gelip gidiyoruz. Ve telefonumuz çalıyor. Arayan Donald Love. Lütfen kapatma diyor. Bekle diyor. Senin için çok önemli bir durumum var. Seni dolduracağım falan garip bir şeyler söylüyor. Ve telefonu kapatmak zorunda kaldı. Zaman eklemek istiyorsanız falan dedi. Galiba böyle bir ankesörlü telefondan aradı. Ve Donald Love'ın yanına gideceğiz şimdi. Bizim için önemli bir durumu varmış. Donald Love'ın ne istediğini bizden öğreneceğiz. Bu arada şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum da atabilirsiniz istiyorsanız. Silahımız var, armorumuz var, her şeyimiz var. Şimdi gidelim. Donald Love'ı mekanından alalım. Donald Love'la görevimizi yapalım. Böyle ilerleyelim bakalım. Nasıl bir şeyler olacak. Muhtemelen köprüyü kullanmamı isteyecek oyun. O yüzden de 3. kısma geçebilmek için köprüyü kullanacağım ve devam edeceğim. Şu ana kadar seri çok iyi gidiyordu. Ve içimde her seferinde acaba oyundan atacak mı korkusu vardı. Ama artık oyundan atsa bile save dosyaları elimde olduğu için hani rahatça hareket ediyorum. İstediğim gibi oyunumu oynayabiliyorum. Darlanmadan, bunalmadan. Bu çok güzel bir şey. Hemen şimdi gidelim. Ve sıradaki görevimizi Donald Love'dan alalım. Donald Love'la aramız pek iyi değil. En sonunda Donald Love'la hikayemizi anlatayım tekrardan unutan arkadaşlar için. Donald Love bize her şeyden dolayı suçlamıştı. Bu arada galiba hapse düşmüş o da. Polis karakolu orası orası. Ama biraz daha öncesi sanırım. Polis karakolu değil. Şurası mı? Evet burası. Hemen buradan dalalım. Bu arada bu motordan kurtulabilirim bir ara. Çünkü çok kaydırıyor, çok bir şey yapıyor. Donald Love'la beraber eğer bir göreve gideceksek elemanı öldürebiliriz. Pallantik Land Grab. Pallantik, Pallantik. Nereden hatırlıyoruz bu Pallantik'i? Yine bir GTA'da görmüştük bunu. GTA Vice'de olabilir. Ve Donald Love'un düştüğü hal abi. Seçimleri kazanamayan hükümet sorumlusu ne hale düşmüş. Bu arada arkadaşlar yeni bir oyuncağım var. Onu da size göstereyim. Artık arada bunu ateşlediğimi göreceksiniz yayınlarda falan. Herhalde yayınlar açısından çok sıkıntı olmaz. Tamam, bu hale düştüğüm için de hani bana gülme. Benimle dalga geçme falan diyor herhalde. Bizim eleman dönüp arkasını gitmeye çalışıyor ama yeniden beraberiz, bu işte beraberiz diyor ve benim eleman Tony de beraber değiliz diyor. O da lütfen dedi. Lütfen falan bunları boş ver dostum. Çünkü bize çok kötü davranmıştı. Bak hepsi senin hatan dememiş miydin diyor. O da diyor ki tamam %10'u senin hatandı. Çok büyük bir şey varmış. Bakalım o büyük şey neymiş. Hadi gel giderken anlatırım diyor. Umarım arabam vardır dedi. Benimki dükkanda diyor. Ve gideceğiz. Şimdi motorum burada. Bakalım nereye gidiyoruz. Havalimanına gitmemi istiyor. Ve kaybedecek bir saniyemiz bile yok dedi. Güzel bir araba bulursam arabaya geçerim. Bana birileri sıkmaya devam ediyor. Avery bile benimle gurur duyardı diyor. Bir dakika. O Pallantik şey mi? Avery'nin inşaatı olan Pallantik inşaat mı acaba? Avery ile alakalı bir görev varsa şu an coşacağız. Bakalım. Bu arada aracı değiştirebileceğim. Çünkü motor geldik buraya kadar. Ve bu benim ex mentorum Avery Kennington. Buraya geliyor. Ve Pallantik Corporation tamam Avery Kennington'ın zaten. Ve gerçek diyor fırsatlar için, gerçek emlak fırsatlar için her şeyi yapar. Planlarını almamız lazım diyor. Tony yakala. Hayda! Avery Kennington'ı öldürüyoruz abi. Avery Kennington'ın planlarını alacakmışız. Avery Kennington'ı öldürüyoruz ama bu arabayla, hayır bu motorla yapmayalım. Donald Love falan düşer abi. Kartel Avery Kennington'ı koruyormuş bu arada. Gel bakalım. Şimdi motordan falan düşer. Orada gördüğünüz elemanlar falan ellerinde silahlıydı. Gebermeyelim.
Çok hızlı bir aracım yok ama onlar da zaten inanılmaz hızlı gitmiyorlar. Önce arkadakileri tarayıp patlatmaya çalışalım. Başımıza bela olmasınlar diyordum ki oldular bile. En azından bu sıra gitti. İkinci sıra gitmedi. Avery Carrington kaçıyor. Avery Carrington'ı önce yakalamaya çalışalım. Dedi ki içerideyken Avery Carrington'ı arabayı patlatma dedi. Planlar yok olmasın dedi. Gerçek iş imkanlarıyla geliyormuş Avery Carrington buraya. Eski ustam diyor. Eski bana yol gösteren adam diyor. Avery Carrington'dan bahsederken. Tekerlekler falan çok kötü durumda. O yüzden yakalamakta zorlanıyorum. Şimdi Avery Carrington'ı biraz sıkacağız. Bir sıktıktan sonra da o da araçtan inip sanırım kaçmaya başlayacak. Ve böylece onu öldüreceğiz. Keşke öldürmesek ama hikayede onu öldürmekten bahsetti. Bayağı da kaçtı herif. Nereye kadar kaçacak bilmiyorum. Umarım. Ya ben bu arabadan kurtulmalıyım bu arada. Dönemiyor bile. Yakalayamayacağım galiba bununla. Hadi in Avery. Ha iniyor. Neredeyse vardı dedi. Vay be. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Bunu yapmak istemezdim. Hayır buna binme, buna binme. Şimdi beni diyor geri diyor güvenli yere götür diyor. Ona binme gel. Bununla kaçarız. Arkadaki adamlar gene beni yakalamaya çalışır mı? Bir tane daha araba vardı çünkü patlatmadım. Geri götürüyorum safe mekana, safe house'a. Ve Avery Carrington'ı öldürdük. Çok kolay gitti. Yani GTA Vice'nin önemli karakterlerinden, tatlı karakterlerinden birine. Tabii benim için tatlı çünkü bana bir zararı yoktu. Başkalarını öldürtüyordu. Hızlı hallettik. Fena hallettik. Umarım başka karakteri de öldürtmez bana GTA Vice'den. Avery Carrington'a yazık oldu. Eski ustasını, eski mentörünü çabuk harcadı. Donald Love. En azından bize harcattı abi. Şimdi Donald Love'ı eski mekana götüreceğim. Ve böylece görev bitmiş olacak. Tabi sürerken şimdi bir yere çarparım ölür falan çok yazık olur. O yüzden biraz daha yavaş gidelim. Arabaların olduğu yerlerde. Aynen bayağı yavaş. Oo bak çarptı beni düşürse orada. Belki tarayıp öldürebilirdi. Bu benim için diyor büyük bir talih olacak diyor. Evet efendim büyük bir talih. Ve Love'ın yeni görevi var. Hemen buradayken yeni görevine gidelim. Stop the press yani basını durdurmak. Gidip basının mekanı falan mı basacağız? Sonunda geldin. Avery'i öldürdüğümüze dair birileri şey almış. Tamam gideceğiz onu öldüreceğiz. Çok basit zaten bunun devamını izlemeye gerek yok. Staunton adasındaki kiliseye git diyor. Eleman kilisedeymiş. Staunton adasına gidelim. Kilisede elemanı öldürelim. Ve böylece bizim Avery'i öldürdüğümüze dair bilgileri kimse yayınlayamasın. Yine o adadan bu adaya yolculuk var demektir. Ama bu oyunun her zaman söylediğim gibi en sevdiğim yanı araçlar gereğinden fazla hızlı. Bu yüzden de bir yerden bir yere giderken hiç zorluk yaşamıyorsunuz. Hızlı bir şekilde varabiliyorsunuz. Hatta şurada şöyle bir kestirme yapıp düşmeden devam eder miyiz? Tertemiz. Tertemiz bir şekilde konduk. Hemen kilisemize vardık zaten. Bakalım. Reporter dediği yani basından muhabir diyelim. Muhabir bizden kaçabilecek mi? Arkadan mı giriyoruz mekana? Arkada birileriyle konuşuyor. Benim için bazı fotoğraflarım varmış. Neredeler? Ne hakkında konuştuğunu bilmiyorum. Tamam döv diyor. Silah doğrultmadan döv dedi. Tamam şimdi verecek. Dolabıma kilitledim diyor. Şimdi bu reporterla muhabirle beraber dolaba gideceğiz. Böyle bir mekanı ilk defa görüyorum. Burada. Acaba GTA 3'te de böyle bir mekan var mıydı yoksa sadece Liberty'ye özel mi yapıldı? Onu da merak etmedim değil. Elemanı dövdük. Şimdi
Lockup'ına gidiyoruz. İnşallah bizi bir yere çekmiyordur. İnşallah gerçekten lockup'ı yani dolabına koymuştur. Geldik. Daha önce yine bir görevde buraya gelmiştik zaten. Garajıymış. Lockup dediği garajıymış. Dolap değilmiş. Tamam. Direkt veriyor makineyi. Daha işlemedim diyor. Makineyi alırsan diyor. Tamamen senin olur zaten dedi. Ve biz makineyi kontrol ediyoruz şu anda. Oo, herif kaçtı. Aynı motordan bana vermeye çalışıyor oyun ama hiç gerek yok. Bende daha iyisi var. Faccio'yu da severiz ama GTA Vice de severiz. Şimdi Faccio'ya hiç gerek yok. Hazır ayağımızda Sanchez'imiz varken. Bak bu güzel bir kovalamaca. Böyle aralardan maralardan. İkimizde de motor olduğu için farkındaysanız çok fazla yolu tercih etmiyor. Hep aralardan gitmeye çalışıyor. Yani tatlı bir kovalamaca. Kovalamacanın nereye vardığını görmek isterdim ama fail de olmak hiç istemem. Bu yüzden bu görevi de seri bir şekilde hallettik. Böylece arada bir bizim Avery Carrington'ı öldürdüğümüze dair bilgi verebilecek kimse kalmadı. Bu da böylece halloldu. Yeniden 52 bin dolarım da olmuş. Şu son görevlerde çok fazla silah kullanmama gerek kalmadı. Ama şeyi söyleyebilirim size, eğer Donut Law'la Avery Carrington'ı öldürdüğümüz görevde motorla devam etseydim belki herhalde bir kere falan fail olabilirdik ya da yine motorla gitsem iki kere fail olabilirdik. Çünkü orada motoru değiştirmek doğru bir karardı. İki tane araba vardı arkada. Her zaman ben no hit run'lar ya da hiç ölmeden yakalanmadan challenge'lar yaptığım için öğrendiğim bir şey varsa, sen ölmesen de eğer yanında bir karakter varsa ölme ihtimali çok yüksek. En azından onu son derece güven altına almalısın. Yoksa her görevde fail olabilirsin. Morgue Party Resurrection. Ne yapıyoruz? Hastaneyi mi basıyoruz? Morgue mu basıyoruz? Geri döndüm diyor. Ölümden geri döndüm. Resmen Anka kuşu gibi küllerimden doğdum diyor. Lazarus gibi diyor. Yeniden zengin olacağım. Tamam, para verecekmiş Panlantik. O malları, o planları geri vermesi için. Çok özel bir davetli listesi varmış. Come on diyor. Oraya gitmemi isteyecek galiba. Çok fazla zamanımız yok diyor. Ve 8,5 dakika vermiş. Cesetleri bul. Allah Allah. Bu oyunda map var mıydı? Var. Şimdi benim olduğum yer. İlk defa bu map'i açıyorum bu arada. Benim olduğum yer neresi abi? Burası. Tamam, köprüden her türlü geçeceğiz. Köprüye gidelim. Acaba burada var mı diye. Oo. Güvenlik Avery Carrington'ın hangarını saat 22'de kapatacakmış. Bu yüzden 22'de hangar kapanmadan önce gereken mekanlara ulaşmam lazım. Tekrardan bakıyorum yanlış bir şey yapıyor muyum diye. Burada bir şey var mı? Abi burada da bir şey var ya. Bak ben şu an zaman kaybettim gereksiz yere. Onu görememiştim. Burada da bir şey varmış. Gitmeden önce onu da almam lazım. 8,5 dakika var toplam. Zamandan yana çok sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Sadece yanlış yollara gidip kaybolmamamız gerekiyor. Ve tabi arkamızda tanıklar varken motor sürdüğümüz için de düşmememiz ve ölmememiz gerekiyor. 9-9-9 yapıyorum burada bu arada. Nasıl bu kadar hızlı gidiyorsun diye merak eden varsa. 9-9-9 spemi sayesinde motor inanılmaz hızlı gidebiliyor. Bildiğiniz üzere. Ambulans sesleri geliyor. Mor partisi falan diyordu görevde. Onunla bir bağlantısı olabilir. Buradan atlarız. Daha da aşağıya gitmeye gerek yok. Ambulans gidiyor. Elemanları öldüreceğim galiba burada. Bakayım. Ne bunun olayı? Şimdi patlatacağız mı bunları? Find the corpse. Get some transport for the tunnels. Patlatacağımı düşünüyorum ama gene bir araca binmeye çalışayım. Çok zaman kaybetmiyoruz zaten. Evet. Take Donald and Avery to the airport. Vay anasını. Avery Carrington'ı taşıyan ambulans. Aa. Oğlum lan adamı öldürdük diye üzüldüm zaten. Bir de cesedini taşıyoruz. Tek mi attım acaba yani?
Diğerlerinde de olabilirdi. Ben buldum mu tek seferde? Olay o mu? Galiba o. Buradan tabii çıkmanın yolunu bulalım önce. Biraz karışık bir yermiş. Vay be, every character'ını vurduk da cesedini taşıyoruz ya. Bir GTA Vice sever olarak, bak buna bu kadar üzüldüm. GTA 6'da falan düşünsenize Tommy Vercetti'yi öldürdüğümüzü. Yani herhalde yayında ağlarız. Alt F4 çekip bir daha girmeyiz oyuna, ne diyorsunuz? Herhalde benim için bayağı yıkım olur. İnşallah bunu bıraktıktan sonra diğerlerini bırakmamı istemez oyun. Eğer öyle bir şey yaparsa zamanım gerçekten yetmez. Umarım hani şu an doğrusunu götürüyoruzdur ve direkt görev bitecektir. Da nereye götürüyoruz biz bunu? Hemen bir daha map'e bakalım. Oo, karşıya götürüyoruz. İki tane götürebileceğim yer var ama. Hayır, iki tane götüreceğim yer yok. Bu destination benim kafamı karıştırıyor. Buraya gideceğim. Güzel. Şimdi harita gözükünce biraz daha anlamlandı zaten. Nereye gitmem gerektiğini daha iyi anladım. Buradan geçmek tehlikeli mi? Buradan değil de şöyle ilerleyelim, yoksa belki giremeyiz doğru yerden. Hemen buradan aradan dalacağım. Henüz 5 dakikam daha var. Eğer yanlış anlamadıysam farklı ambulanslar da olabilirdi ama biz ilk seferde doğrusunu bulmuş olduk. Böylece elemanı gereken yere götürüyoruz ve ilk kez geldim bu oyunda buraya. Uçak kullandırma bana. Ambulansı da getirdim. 4 dakika 34 saniye kala. Güvenlik fark etmeden Ned Burner'ın... Ned Burner'ın cesedinin burada olduğundan emin ol dedi. Yani o reporter'ın da cesedini koymamız lazım. Ve sadece 4 dakikamız kaldı. 4 dakika içerisinde o cesedi de almam lazım. Kolay olmayacak. Patlamış olabiliriz. Peki onun cesedi neredeydi? Onun cesedi şehrin diğer kısmında. Fail olabiliriz arkadaşlar. Bakalım. Buradan geçemeyeceğim değil mi ben şimdi? Anca böyleydi yani. Başka yolu yoktu. 3 dakika 55 saniye. Hadi oyun, seni bugüne kadar hep övdüm. Dedim ki araçların kullanımı o kadar hızlı ki hiç sıkıntı çıkmaz. Her yerden her yere çok hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Şimdi beni yanıltmama zamanın. 3,5 dakikada gidip bulup ambulansı geri getirmem lazım. Ve köprülerin de bana iyi davranması lazım. Eğer köprüler ben geçerken falan yukarıda kalırsa patladık demektir. Lütfen ama ya. Umarım sıkıntı çıkarmaz bana. Hemen şuradan yine güzel bir atlayış yapalım. Ve devam edelim. 2 dakika 50 saniye. Gayet yeterli ya zaman. Zaten köprüye yakın bir yerde indirdiğimiz için elemanı. Polisler de kovalayacak ama. Tek farkı o. Polisler şimdi beni görecek, kovalamaya başlayacak. Ve araç çok yavaş. Umarım polisleri atlatabiliriz. Bir cenaze aracını aldık. Muhtemelen yine oyunda sadece burada falan gözükebilecek bir cenaze aracıdır bu. Belki o tarz videolarda yaparım. Diğer oyunları yaptığım gibi. Liberty Stories'i de seveceğinizi düşünüyorum. Kesinlikle kötü bir oyun değil. Bence gayet başarılı bir oyun. 2 dakikada rahatça yetiştiririz. Bence 1 dakika kala falan orada olacağız. Sonrasında da zaten başka kimseyi götüreceğimi zannetmiyorum. Donald Love belki uçağa falan atlar, şehirden kaçar diye düşünüyorum. Çünkü yani havaalanına gittik. Şu an yapacağı tek şey cesetleri alıp tamam ben artık buradan kayboluyorum. Zengin oluyorum zaten falan demesi lazım.
bu arada Lovefest reklamlarında görüyorsunuz. Lovefest, 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 Lovefest. Lovefest ruined my life. Polislere yakalanmadan geçelim. Bir dakikadan da kısa bir sürede geldik. Bu arada küçük uçak resimleri güzel olmuş ya kenardaki. Bunu da getirdim. Ve hangarın kapısı kapanıyor. Donut abla oh diyor. Tamam diyor, işleri hallettik diye mutlu. Ve görev bitti. Donut ablanda herhangi bir ekstra görev gelmiyor şu anda farkındaysanız. Bir bekleyelim, telefonumuz çalsın, bakalım sıradaki görev kimden gelecek. Ona göre hareket edelim derken direkt geldi. Kadın arıyor bizi. Kim bu diyor? Nasıl numaramı aldın? Size bunu söylemem lazım diyor ama bir konuda yardıma ihtiyacı varmış. Ve sizi çok büyük bir şekilde ödüllendireceğim diyor. Torrington'daki apartmanıma geldiğinizde bu durumu anlatabilirim dedi. Ve T diye bir görev açıldı. Bir tane kadın, garip bir aksanı olan bir kadın. Kesinlikle Amerikan değil. Ona uğrayacağız. Bugünlük videonun sonuna geldik. Ben gidip şimdi kayıt alacağım. Ve daha sonrasında bir bölüm daha çekeceğim. T kimmiş bakalım. Nereye gideceğiz hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.